Hoş geldiniz, ben Sadi. Infraspace ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şehrimizi büyütüyorduk. Büyütürken de yanlışlıkla küçültüyorduk. Saçma sapan şeyler oldu. Çünkü bu binalar çok ürün çekti. Şunlar az ürün çekti. O yüzden bunlar küçük kaldı, bunlar büyük kaldı. Bugün biraz bu sorunlarla ilgileneceğiz. İlgilenirken de bak, arada şurada bir demir yolu bırakmışız. Artık bunu kullanmıyoruz. Biliyorsunuz demir yolu karşıtıyız. Karayolu candır. Alışkanlık. O yüzden bunu yıkabilirim. Çeliğe de ihtiyacım var hazır. Güzel. Bedavadan çelik aldık. Şimdi birinci sorunumuz, bilgisayar eksiğimiz var. Üretim panelinden bir kontrol edelim. Gerçekten var mı? Teoride yok. Teoride yeterince bilgisayar üretiyoruz. Ama pratikte üretemiyoruz. Neden? Sanırım birincisi alüminyum eksikliği. Depoya bakalım. Depoda hiç alüminyum yok. Evet. Birinci problemimiz alüminyum olmaması. Şu etraftaki alüminyum madenlerini aktifleştireceğim. Ben hiç araştırmayla uğraşmıyorum şu an. Full üretime odaklandım. Bunları tamamladıktan sonra bir araştırmaya da bakmamız gerekebilir. Çünkü mesela büyük madenleri henüz açamadık. Bunların bir üstü. Daha büyük madenlerimiz de var. Burada sorun çıkmış. O zaman biz de sorunun etrafından dolaşırız. Evet. Elektrik yok diyor. Nasıl elektrik olmaz ya burada? Tam sınırda kalıyor. Mükemmel. Şöyle bir trafo atalım. Şuradan bağlayalım. Elektrik var. Şimdi burada bir miktar daha alüminyum var ama bunu nasıl çıkaracağız? Çok engebeli. Şöyle yapsam. Bir tane daha kuramıyorum. Şuraya kurabilirim. Ya çok saçma bir şekilde kurdum. Şimdi seni şuradan toplasak. Seni şuradan toplasak. Hata verdi. Peki. Şöyle toplasak. Şöyle devam etsek olur. Seni de şuradan toplayalım. Burada birleşin. Burada birleştiğiniz malzemeler buradan şuraya başlasın. Okey. Elektrik şuraya çaktım. Bir de hat çekelim. Tamam. Derken bir hata daha gördüm. Lan oğlum. Nereden çekeceğiz bu yolu? Böyle bir kenardan deneyeyim. Burası da hata veriyor. Ah, bu madeni kullanamayacağım. Üzdü. Yıktım. Tamam, bir miktar daha artırdık. Alüminyum eksikliğimiz azalır inşallah. Depo ne durumda? Hala boş. Aslında çok ciddi alüminyum üretiyorum ben ya. Niye deposu dolu? Toplama alanını seçmediğimiz için. Oba. Şöyle yaparsak. Kamyonlar yola çıkar mı şimdi? Hedef depo dolu. Hedef depo dolu değil, yalan söylüyorsun. Hedef depo boş. Şu an herkes kamyonlarını gönderiyor trafik sıkıştı. Şimdi burada birazcık problem var. Şu yolu bir genişletelim. Depoya daha rahat gitsin kaynaklar.
Birinci kısım tamam. İkinci kısım, bu yollar da dar geliyor. Oyun kasıyor şu an. Çok mu maden ürettik? Ne yaptık? Bu yolu da genişlettik. Şu yolu da bir genişletelim. Trafik sıkışıklığı istemiyorum. Burada ne oldu lan şimdi? Al ikinci seviye yapayım hadi. Üçüncü seviyeyi kabul etmedi. Tamam. Şurada sıkışıklık görüyorum. Artırdım. 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 Hala bir şeyler var burada. Al bakalım. Mümkün olduğunca yolları genişlettim. Şu an depoda biraz mal var. Bu güzel. Şu yolu da genişletebilirim. O zaman daha çok alüminyum aktarabiliriz. Çift şeride getirmeye çalışıyorum yolu. Buraya kadar çift şerit geliyor. Burada bir kısmı sağa, bir kısmı sola dönüyor. Tamam bence. Deminkinden daha iyi durumdayız. Bilgisayar üretimi de buradan artacaktır. Şehirdeki sorunlar birazdan yok olacak diye tahmin ediyorum. Birazcık trafik problemi var her zaman gibi. Ama çok değil, birazcık. Tamam. Şimdi bilimsel araştırmaya bir miktar baksak mı? Bizim araştırmalar ne durumda? İşimize yarayacak bir şey var mı? Çok yüksek hızlı ray. Tren kullanmıyoruz. İşimize yaramaz. Hızlı nötron reaktörü. Bu elektrik üretimi için gerekli olabilir ama ihtiyacımız yok şu an. Süper iletken fabrikası için iridium itici varmış. Devasa matkap. Bu işte madenlerimizi geliştiriyor. Örgü filtre fabrikası, toz filtresi, dünyalılaştırma olabilir. Drone'la gübreleme, toprak asit dengelemesi, amonyak çıkarıcı, süper iletken bobin fabrikası. Bunları biz seve seve yapacağız. Gördüğüm kadarıyla. Bizim bir yere bir bilimsel araştırma yeri kurmamız lazım. Şurası güzel. Hadi buraya kuralım. Her yeri bir dönem nüfusumuz sıfırlandığı için yıktığımızdan azıcık zorlanabiliriz ama yapacağız. Şimdi karbon ve petrolden diyor ki ben üretirim. Karbon ve petrolden. O zaman sana şöyle bir yol yapıyorum. Sana karbon veriyorum. Ve petrol veriyorum. Karbon ve petrolden araştırmanı üret o zaman. Bir de elektrik vereyim sana ayrına. Vatan millet Sakarya için al bakalım. Tamam. Mavi üretiyoruz. Sıradaki. İki tane mavi ile bir tane yeşil üretebiliyoruz. Yani iki tane yeşil fabrikası kuracak kadar üretim yapıyorum şu an. İki tane yeşil fabrikası. O zaman çoğaltalım. Şimdi 4 tane yeşil fabrikası kurabiliyorum. Dört. Beş. Altı tane yeşil fabrikası kuracak kadar yatırım yaptık. O yüzden şu petrolü de artıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeşil koyabilirim.
yeşil üretim için ne istiyor? Kum, kimyasal, alüminyum ve mavi. Tamam. Şimdi. Buraya bir şerit daha çekiyorum. Altı tane yeşil koyacağım. Altı tane yeşilimiz tamam. Ne istiyorsun abi sen? Kum. Al sana kum. Kimyasal istiyorsun. Şehrimiz yine 5. levele ulaşmış. Al sana kimyasal. Kum dedin, kimyasal dedin. Mavi istiyorum dedin. Maviyi sana vereceğim. Al sana mavi. Mavi de buradan gelecek. Alüminyumu nereden getireceğim bilmiyorum. Alüminyum. Bunlar demir. Alüminyum. Buldum. Sana buradan gelirin kayınbiraderinden bir miktar alüminyum. Kaç tane lazım hocam? Fazla bile olduğunu düşünüyorum. Bu kadar madenin. Tamam. Yol. Niye buradan geçmiyor? Şöyle yapalım. Burada ben bunu bayağı bir yükselteyim. Şöyle de yere indireyim. Aha, mikrofona vurdum. Kulaklar gittiyse kusura bakmayın. Alüminyum da buradan gelecek. Şöyle bir trafo atalım. Alüminyumlar geliyor. Kum geliyor. Kimyasal geliyor. Alüminyum geliyor. Maviler geliyor. Ama maviler geliyor gibi durmuyor. Sıkıntı orada. Neden? Şu anda iletiliyor sıfır. Neden iletmiyorsunuz? Binada çalışan yok. Ha, üretim açmayı unuttum. Mükemmel. Tamam. Üretimi de açtık. Şimdi yeşil de üretiyoruz. Bir sonraki olayımız sarı. Motor istiyor, elma istiyor, doğalgaz istiyor, yeşil istiyor. Bayağı bir şey istiyor. Yine yolumuzu atarak başlayalım konuya. Attık. Şimdi bu 3 tane yeşil istiyormuş. Yani 2 tane sarı üretecek kadar fabrika kurmuşum. 3 yeşil 2 sarıya tekabül ediyor. Bunun isteklerini yerine getireceğiz. Doğalgaz kolay. Elma ile ilgili hiçbir fikrim yok. Motorumuz var. Şimdi motor için bir tane dağıtım merkezi kuruyorum. Motor buraya gelecek. Şunu motor olarak seçelim. Şu alanı dağıtabilir, sıkıntı yok. Hadi motor kısmını hallettik desem. Doğalgaz kısmı. Şurada bir borumuz var. Bu boruya bağlantı yapabiliyor muyum?
Yapıyorum. Ve bu boruyu buraya çekebiliyorum. Doğalgaz kısmını da hallettik. Değil mi? Elektrik. Şöyle şuraya vereyim elektriği. Elektrik de tamam. Motor. Motor bize en yakın nerede acaba? Motor. Şurasıydı. Bakalım. Evet. Buradan aşağıya motor gelmesi lazım. Şuradan çekiyorum o zaman. Derken çeliğimiz bitti. Tamam. Getireceğiz motoru buraya. Yeşil de gelmesi lazım. Yeşil de göndermem lazım. Yeşil için de şimdilik yakından bir yol çekeceğim. Şurası yeterli olur herhalde. Biz niye bu kadar yavaş çelik üretiyoruz ya? Beton çok üretiyoruz. Betonu kısabilirim. Şöyle kısalım. Çeliğe bir bakayım. Hedef depo dolu diyor hala. Şaka mısın? 28 tane çeliğin var elinde, göndersene. Çok nazlı gönderiyorlar. Neden anlayamadım. Tamam işte buna göndereceksin ya. Yön doğru. Ama bir tuhaflık var. Bu kadar depodan bu kadar az çelik çıkması hiç mantıklı değil. Şöyle yapsam. Tamam. İnşaat materyali deposu büyüğünden kuruyorum. Bu ne lan? Bunun girişi çıkışı mı var ayrı? Ve yönü varmış. Al bakayım. Buradan da giriş verdim. Hadi bakayım. Gönderin. Bu depo boş. Yalan söylemeyin. Oluk oluk çıkması lazımdı. Çıkmıyor şu an. İdareten çıkıyor. Neyse. Bizim burada yolumuz yarım kalmış. Devam edelim. Elmayı nereden bulacağız ya? Biz elma üretmiyoruz. Şunlardan biri üretiyor. Yemek fabrikasında elma üretiliyormuş. E biz o zaman elma üretiyoruz. Nerede lan bizim elmalar? İyi yemeği bunlar topluyor. Elmayı yani gübreyi kim topluyor? İşte toplamıyor. O zaman trafiği daha az aksatacak bir yeri şuraya kurabilirim. Kardeş sen bize elma topla bakayım.
Buradaki tüm elmayı sen topla. Depoyu da fulle. Bir topla. Gerisini sonra düşünürüz. Bakalım. Elmalar yola çıktı mı? Evet, trafik sıkıştığına göre çıktı. Elma kısmını da hallettik. Şimdi bunu bizim mekana kadar götürmek lazım. Ufaktan elektriğimiz yetmiyor ve bir trafik sorunu görüyorum. Şu çelik üretiminin yavaşlığından kaynaklı ufak bir stresimiz var. Neden hedef depo dolu diye hata verdiklerini anlayamadım. Depo boş olmasına rağmen. O yüzden bir şey daha deneyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Madem sorun hedef deponun dolu olması. Al bakalım. Buraya da bir küçük depo yapacağım. Gerekirse buradakilerin tamamını yıkarım. Adamı hasta etmeyin oğlum. Hiç öyle nazlı şeylere gelemem ben. Hah. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Su da çekeyim sana. Şu an bunlar üretiyor olmalı. Depoda hiç biriktirmeyip direkt göndermelerini istiyorum. Bakalım gönderecek mi? Evet, gönderiyor. Sanırım kısmen de olsa çözdük. Elektrik problemimiz var. Bu problem ciddileşmeden bir şeyler yapalım diyorum. Mesela hatta şununla şurayı büyütelim. Ben buraya şöyle kuramayayım. Bir iki tane kuramayayım. Ne kadar pahalıymış lan. Abou. Güç ağında yeterli elektrik yok. Farkındayım. Ona uğraşıyoruz. Ama çelikimiz olmadığı için yapamıyoruz. Ne durumda burası? Ben burayı biraz daha büyüteyim. Bayağı büyüttüm. Tamam, sakin. İstatistiklerimiz ne durumda? İşlerimiz artıyor. Nüfusumuz hiç olmadığı kadar yüksek. Yerleşme oranımız iyi. İyi. İyi, iyi, iyi. Elektriğe bakalım. Tepe noktamızda biz 8000'e yakın elektrik üretiyormuşuz. Uzun zamandır 6300 elektrik üretiyoruz. 6300 elektrik, yani elektrik üretimimiz az. Buraya da su vereyim. Bunlar da çelik üretimini hızlandırsın bir miktar. Bir trafik sorunu görüyorum. Doğru mudur? Doğru. Bunu şuradan gönderelim. Şöyle yapalım. Bunu da karşıya verelim. Şurada biriken çeliği de kullansak güzel olacak da kullanamıyorum, sinirleniyorum. Burası birer tane daha yer mi? Bakalım. Yer gibi. Tam suyunu da çekmiş. Güzel. 700 çeliğimiz olduğu anda elektriği yükselteceğim. Hızlı nötron reaktörü 2000 elektrik üretiyormuş. Bu 750. Arada da bayağı fark var. Bu araştırmayı yapınca bir iki tane bundan da yapmak lazım. 50 tane
Yeşil bir şey istiyor. Uranyum bir şeysine benziyor. Ne istiyor acaba? Var mı burada? Şundan istiyor. Zenginleştirilmiş uranyumla yapılıyormuş. Bu baya sonraki aşama. Ona gelene kadar önce diğer aşamayı tamamlasak daha iyi olur. Yani buraya bir santral daha eklemek daha mantıklı olur. Kısa vadeli güzel çözüm. Bir an ben de diyorum elektrik niye çarpmadı? Uranyum gelmemiş. Hadi lan gönderin kamyonları. Suyu var mı? Suyu da yok. Hattı da çekelim şöyle. 7000'e çıkması lazım elektriğin. Evet 7000 oldu. Güzel. Bu kısmı hallettik. Şimdi şuradaki depoya motor taşımaya çalışıyorduk en son. Bunu bir halletmek istiyorum. Şöyle motor işini de hallettik. Motor da geliyor. Motor geliyor. Gaz geliyor. Yeşil geliyor mu? Yeşil gelmiyor. Yeşili getirelim. Şuradan da yeşil gelecek. Gelmeye başladılar. Elma kaldı. Gübre. Onu da burada üretiyoruz. 1000 tane elmamız var. Mükemmel. Bu elmaları çeliğimiz yeterse mekana getirelim. Ne kadar çelik lazım? 500 falan çelik lazım. İyi çelik istiyor. Şöyle yapıyorum. Bunu kopyalıyorum. Bunu gübre için yapacağım. Lan onu da mı kopyalayamıyoruz? Peki. Şimdi etrafta bizim yıkılacak bir şeyimiz varsa onu yıkalım. Biraz çelik geri dönüşümü yapalım. Bir hangarı falan bir şey kalmış mı Raymay? Kalmamış gibi. İyi temizlemişim. Vallahi iyi temizlemişiz. Millet isyanda. Bir yükseliyor bir düşüyor, bir yükseliyor bir düşüyor burası. Bilgisayar yetmiyor şu an. Nasıl yetmiyor ya bilgisayar? Çok iyi bilgisayar üretiyorum ben. Çok ilginç. Ne durumda bizim bilgisayar tesisi? Depo. Bilgisayar dolu. Çakılı. Daha ne olsun ki? Buradaki istek az olabilir. Şu. 200 birim isteği az geliyor. Böyle yaparsam bence konu çözülür. Bakalım tekrar. Evet. Bak nasıl gönderiyorlar malzemeyi. Tepeleme malzemeyi yığıyorlar şu an oraya. Tam böyle iyi oldu. Bilgisayar işini çözmüş olduk sanırım. Biraz trafik sıkışabilir. Ona da yapacak bir şey yok. En azından şimdilik. Şuradaki yolu yıkmalıyım. Burası sola gidiyor. Sağa gidiyor. Burası sola gidiyor. Burası karşıya geçiyor. Tamam. Tamam. Bilgisayar yetmemesi gibi bir şey görmek istemiyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım yiğitlerim. Şimdi. Biz motor vermedik mi buraya? Sıfır motor mu? Nasıl lan? Ha, bağlamamışım ki ben seni. Al bakalım. Şimdi bağladım. Motorlar yola çıktı. Depoyu fullleyelim. Gübre işini çözeceğiz.
buraya kadar geldi. Şimdi şundan bir tane daha yapıyorum. Buradan yola çıkış veriyorum. Bunu da buradan çekip deponu doldur diyorum. Neyle? Oo, piti piti. Gübreyle. Şuradan çek. Aynen reis. Çek, yapıştır, doldur, gönder gübreyi. Hadi bakayım. Geliyor mu gübrelerim? Geliyor. Hem doluk olup geliyor. Süper. Şimdi sarı bilim üretiyorum. Varsayıyorum. Hepsini tamamladığım için. Ve son bilim paketi. Kırmızı bilim. Onu da böyle buraya yapacağım. Kırmızı bilim. Şu mudur abi? Kaç tane yeşil istiyor? Sarı istiyor. 4 tane. Biz kaç üretiyoruz? 2. Yani bir tanesine zor bakıyorum şu an bunu besleme açısından. Bir tane besleyebiliyorum. Onu da radyasyon çekirdeği istiyor. Bu ne lan? AI kontrol ünitesi istiyor. Ne yaptın reis ya? Ne yaptın sen ya? Bunlara nasıl gireceğim ben? Şu an pek mümkün değil. Bunu yaparsam çünkü benim nüfus da yetmeyebilir. Nüfusumla ilgilenmeliyim. Şimdi yemekle ilgili problem nedir? Depomuz yemek dolu. Ama yemek yok diyorlar. Çünkü şundan kaynaklanıyor. Fulledim. Şunu da fulledim. Şu zaten fullmüş. Bu ne? Beyaz eşya, bunu da fullledik. Şimdi yemek işi çözülür. Level yükselir, nüfus konusunu çözeriz. O zaman çelik konusu devreye girer. Çelik az üretiyoruz çünkü. Hedef depo dolu diyor. Bunu niye dediğini çözemedik. Acaba bunun belli bir limiti var. Beton çok olduğu için dolu mu diyor. Beton. Betonu kısalım abi o zaman. Şöyle yapalım. Şunu biraz bu tarafa alalım. Bir tane de karşısına yapalım. Sonra da şunları artıralım. Çelik üretimini biraz da artırmış olalım. Şu bozuyor işi muhtemelen. Çeliği talepsiz halledebilir miyiz ki? Çünkü ben çok üretiyorum. Bilemedim. Şu an çelik üretimim arttı gibi. Ben elektriği bir miktar artırmak istiyorum. Elektrik önemli. 7750 olacak elektrik koyduğumla beraber. İyi oran. Tamam. Güzel. Peki bu aşamada bunu ne yapacağız? Aa, gübre yok diyor. Nasıl yok lan? Dağıtım merkezi seçmemişiz. Şimdi oldu. Al sana gübre. Tamam. Şimdi AI kontrol ünitesi. Sensör, nöral işlemci ve gaz istiyor. Yapılabilir. Onu burada bir yerde yapmalıyız.
Biz bunu yanlış ayarlamışız. Şöyle yapmamışız. Niye? Çünkü malzememiz bitmiş, yarıda bırakmışız yolu. Okey. Çeliksizlik bize yaramıyor. Ürettiklerini gönderiyorlar. Tamam, depo dolsun yavaş yavaş. Acelesi yok bunun. AI kontrol ünitesi için bir şeyler düşünmeliyim. Mümkünse buralarda. Şöyle yapıyorum. Temelimizi atarak başlıyorum. AI kontrol ünitesi fabrikasını koydum. Vatana millete. Şimdi sensör, nöral ve metan gazı. Sensör, nöral. Niye fazla yaptın? Sen nöralsin. Böyle dağıtıyorsun. Sen sensörsün. Şöyle dağıtıyorsun. Tamam. Şimdi size malzeme gelmesi lazım. Şöyle gelecek. Sen sensörsün. Sensör sana yakın, nereden getirebilirim? Burada var mı? Şurada var. Şuradan sana yol çekebilirim. Çok güzel oldu. Al bakalım sensör. Nereden isteyeceksin? Onu da seçelim. Şuradan. Sensör isteğimiz tamamlandı. Nöral. Yakında var mı? Nöral. Yok mu lan nöral hiç buralarda? Nöral şurada. Bu nereye dağıtıyor? Şuraya dağıtıyor. Şuradan nöral çekebilirim. Yani şuradan çekebilirim. Şöyle ayırıyorum, yükseltiyorum, düşürüyorum ve nörali yamuk bir şekilde çekiyorum. Bakın. Olmadı. Yıkalım. Tamam, nöral de oradan bağladık. Nereden alacağını da seçelim. Şuradan alacak. Nörali geliyor. Sensörü geliyor. Dağıtım alanı içerisinde. Metan gazı. Bu kadar gerekli bir şey miymiş ya? Metan gazı dibimizde varmış. Şöyle çekelim. Metan gazımız da tamam. Elektrik. Elektriği de şuradan verdim coşkusunu. Şuradan da bağladım. Tamam. Şu an üretiyor. Evet, kıçı başı ayrı oynuyor binanın. Bina hareket ederek üretiyor. Peki. İlginç. Neyse, ilginç mi ilginç, üretsin de. Şimdilik şunu fazlasını yıkayayım. Bu kadar nöral üreteceğime inanmıyorum ben. Bir toplama merkezi yapalım. Toplama merkezi tamam. Şuradan da dağıtım merkezine doğru hareket edeceğiz. Yani buradan bilim fabrikasına gidecek bu yol. Tam buraya. Hadi bakayım. Biraz zor gider ama.
Dağıtım merkezi. Şöyle kuralım. Şuradan dağıt diyelim. Tamam mı? Bir saniye. Bu şu olacak. Ve tam buradan getirecek. Bunu da seçelim. Şöyle yapalım. Depoyu fulle diyelim. Nereye bağlansın? Bizim nerede bilim merkezi? Şuraya bağlanacak. Böyle bir şey. Çok feci çelik harcayacağım muhtemelen. Deneyelim bakalım. Çok uzak. Gözüm korktu şu an. Dağın arkasından mı dolaşsın? Yok, dağın arkasına gerek yok. Buradan şuraya bağlayacağız. Az kaldı ama feci çelik harcadık. Depo ne durumda? 4 tane. Çok yavaş üreten bir cihazmış bu. İkincisini de kuramıyoruz. Gerçi çok bilim, bir tane bilim yeri kuracağız. O yüzden çok harcamayacaktır. Burada ne oluyor? Trafik 69. Hepsini tek bir yol üzerine yaptık çünkü. Şöyle yapsam. Üzerine bir depo daha atsam. Buradaki yükün fazlasını yukarı alsam. Trafik biraz rahatlar mı acaba? Birazcık rahatlar gibi. Yükün bir kısmı yukarı çıktı çünkü. Hatta şunu da alalım. Şunu da alalım. Hadi bakayım. Burada durum ne? Niye buraya hiç karbon gelmiyor? Geliyormuş, tamam. Buradaki trafik sıkışıklığını bir alalım mı? Biraz da şuraya alalım. Depoya girişler çok yavaş oluyor. Peki bunun için büyük depo kullanıyor olabilir miyiz? Şöyle. Bu iki girişli bir yer sanırım. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. İki taraftan da girsinler bakalım. Şunu da yıkabiliriz. Tamam gibi. Okey. Şu yolumuzu bağlayalım artık. Araştırma yapmamız lazım. Madenlerimizi geliştirmemiz ve daha üst seviye üretim tekniklerini açmamız lazım artık. Çünkü bir yerden sonra gelişimi durduğunuz zaman olmuyor. Gelişimi durdurmak, yavaşlamak demektir. Ve bağladım. Teorik olarak burası da üretime başlamalı. Depoda sarısı eksik. Normal. Yolunu bağlamadık. Şuradan çekiyorum.
Şuradan sarılar gelebilir. Morunu yaptık. Sarısını yaptık. Radyasyon çekirdeği kaldı. Radyasyon çekirdeği. Ama bence bu bölümü iyi ilerledik. O yüzden bölümü burada durduruyorum. Bir sonraki bölümde radyasyon çekirdeği yapıp kırmızı bilim paketleri üreteceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.